kulaklarım kanadı artık ama ya. Yeter ya, bu çığırtkanlık nedir? Bir bağırmayı kes artık lütfen ya. Şunu bir anla artık, bir Allah'ın kulu yok bizi kurtarabilecek. Lütfen ya, lütfen. Tamam. Of. Peki, sustum diyelim mesela yani. Daha iyi bir önerim var mı? Ne yapayım istersin? Hı? Bilmiyorum. Sence ben sana bir şey olmasına izin verir miyim? Hı? İşte senin sorunlarından birisi de bu, biliyor musun? Biraz adrenalin, biraz böyle tatlı söz falan, tamamsın. Hazırsın yani hemen. Çabucak teslim oluyorsun ya, bu kadar kolay olmamalı. Tamam şimdi benim gibi bir şeye de yani öyle kayıtsız kalmak falan kolay işler değil. Seni de çok iyi anlıyorum ama. Ne saçmalıyorsun sen be? Neye hazırmışım ben? İstesem seni öpebilirdim burada kolayca. Ya bak böylesin bak. Ya ne alakası var? Benim yüzüme güneş geliyordu, ben o yüzden kapattım gözümü. Bence aramızda her şeye hazır olan tek kişi sensin. Bu düştüğümüz durum da senin fantezin. Burada bu denizin ortası, senle öpüşmek benim fantezim. Evet. Deli misin sen ya? Kesinlikle seninle öpüşmek isterdim. Ben erkeğim bir kere yani. Öyle beynimle kolay kolay düşünemem ki. Ama ne yaptım? Kendimi kontrol etmeyi bildim. Niye? Sen bana aşık olma diye. Yok ya. Bana bak. İçin çok rahat etsin, tamam mı? Asla ama asla senin gibi bir serseriye aşık olmam ben. O çirkin fantezilerini de kendine sakla. Hiçbirini benimle yaşayamayacaksın. Nereye ya gelmişken? Bir iki yüzeydik, tadını çıkaraydık şu an. Kalsın beni öpmesine izin veriyorum. Nasıl bir ilgi açlığı varsa artık bende. İki ilgi alaka görünce hemen teslim oluyoruz. Vallahi çok muhteşem değil miydi ya Su ha? Kendimize geldik. Ne yapalım, yavaş yavaş dönelim mi? Evet, iyi olur. İnşallah yengem gitmiştir, kurtulmuşuzdur ondan. Benim telefon neredeydi ya, gördün mü? Aa, bak görüyor musun, ben o hengamede bıraktım telefon orada. Seninki yanında değil mi? Evet, tabii ki yanımda. Yani şu tonlamandan ben senin gibi dağınık mimler gibisin. Anlaşılmak ne kadar hoş bir duygu, keşke yaşasan. Yani şu ifadene, ters ters cevaplarına bakınca bana fena azarmışsın. Ne saracağım sana ya? Hayır, sana ne saracağım, niye saracağım? Ben seni ciddiye bile almıyorum. Sen işte öyle kendi kafasında küçük çocukluklar, şakalar, komiklikler yapan birisin. Ben ciddiye almıyorum seni yani, çocukça. Yani beni ciddiye almıyorsan hiç sıkıntı yok o zaman, gergin de değilsindir. Hayır, tabii ki gergin falan değilim. ...25 cevapsız çağırma. Niye bu kadar üst üste aradılar ki? O şeyden oluyor ya. Açmıyorsun ya, devam ediyorlar. Nasıl duymadım? Çünkü denizdeydim. Senin yüzünden. Ya bana ulaşamayıp annemi aradılarsa? Ya annem onlara her şeyi anlattıysa? Çünkü annem her şeyi biliyor. Senin yüzünden. Belki de Serdar'ı aradılar. Yani Serdar'ı benim ektiğimi, asıl benim ektiğimi öğrenmiş de olabilirler. Çünkü Serdar'a da yalan söyledim. Benim yüzümden. Evet, tam olarak öyle. Senin yüzünden. Ne yapacağım ben şimdi? İyi ki gergin değilsin bu arada. İyi ki yani. Bir de gergin olsan. Ya bir şey diyeceğim ya. Belki de hakikaten bundan hiçbiri olmamıştır. Boşuna panik yapıyorsunuz. Sakin ol yani. Cansu arıyor. Kesin yalan söylediğimi öğrendi. Kesin. Allah bilir nasıl sinirlenmiştir. Sinirlenmeyi bırak, üzülmüştür bir de ya. Çünkü ben hayatımda hiç Cansu'ya yalan söylemedim. Çünkü biz birbirimize yalan söylemeyiz. Birbirimizden hiçbir şeyimizi saklamayız. Ama benim yüzümden. Tam olarak öyle. Açacak mısın artık şu telefonu, yoksa kendinde beni de delirtmeyi planlıyorsun? Anlamıyorsun, beni açamam. Ezgi. Efendim? Ezgi, duyuyor musun beni? Alo? Cansu. Ya Ezgi, neredesin sen ya? Bak bu tuzak soru mesela, neredesin? Hemen böyle hop diye cevap verecek diye. Ben neredeyim? Bak sakın var ya, ağzında lafı geveleyip durma, tamam mı? Göceklisin değil mi sen? Evet.
Ah Ezgi. Ah Ezgi, sabahtan beri denizde delirdik burada ya. Sen ne yapıyorsun ha? Sen neden bize yalan söylüyorsun? Doğru söyler insan ya. Evet yani niye gerçeği söylemedin ki? Ben aslında size gerçeği söyleyecektim. Söylemem gerektiğini biliyordum. Çünkü... Alo. Alo. Bir bu eksikli şarjım bitti. Alo. Alo. No. Ezgi. Alo. Hat gitti. Yo yo hayır. Gitmedi, hat gitmedi. Kapattı, direkt kapattı o şu anda. Ben de yapıyorum bazen böyle benim minnoşum. Şeyde eskiden öyle olan böyle şey yapıyor sorularla üstüme geliyor, köşeye sıkıştırıyor beni, ben de çekmiyor, alo çek deyip kapatıyorum. Emre'cim ne diyorsun ya, yok canım Ezgi'yi kapatmamıştır bilerek falan. Değil mi? Doğru aslında, tabii canım şimdi günahını almayalım ya, ben yapıyorum diye herkes de ben de eskiden yapıyordum zaten, eskiden yapıyordum. Evet. Öğrenmiş öyle mi? Öyle. Kötü oldu işte bu. Kötü mü oldu? Kötü mü oldu? Tatlım sana kötü olan hiçbir şey yok. Yine her zamanki gibi bana oldu. Of! Ne yaptın az önce sen? Hiç. İdrak edemedin değil mi hala? Farkında değilsin ne yaptın? Sen teknenin anahtarlarını suya attın az önce. Aa. Aha. Teknenin miydi o anahtarlar? Onlarsız bu tekne çalışmıyor, böyle kalıyor burada. Böyle bir anlık sinirle oldu işte. Ne düşünüyorsun? Var mı plan? Ne yapacağız şimdi? Tekneyi nasıl çalıştıracağız? Ha? Telefonun da yok. Şarj cihazın var mı peki yanında? Şarj cihazın var mı yani? Çok güzel ya. Bravo vallahi bak. Aferin. Ne bağırıyorsun ya? Aa, üstüme iyilik sağlık, bir de üste çıkıyor. Hayır yani beni azarlayan da kendi telefonunu evde unutan biri. Telsiz çalışıyordur umarım. Çalışsın. Duyabiliyor musun sesimi? Geliyor mu sesim? Alo. Evet, dinliyorum. Heh. Merhaba, kurtarın bizi imdat. Ezgi'cim bir susabilirsen çok rica ediyorum ya. İyi be. Ses. Teknenin sigortalarını attırdım. Sakın bana bağırma. Bak sakın. Ne alakası var ya? Ben ne anlarım sigorta falan? Gemici miyim ben? Miço muyum ben? Tipe baksana. Ayrıca sen de o fincanı oraya koymasaydın. Sorumluluk al biraz. Kaç yaşına geldin? Ya benim senden önce ne kadar güzel bir hayatım vardı, ne kadar sakin bir hayatım vardı. Böyle huşu içerisinde yatıyordum ya. Seninle tanıştıktan sonra sürekli bir atraksiyon, sürekli bir gerilim. Of ya. Sakin mi? Sakin bir hayatın mı vardı? Pardon. Hatırlatırım sana. Manyak manyak kızlar evde seni kovalıyordu. Böyle ağlayarak yemek yiyerek terasıma geldin. Ne olur beni sakla diye. Ben seni ellerinden aldım. Canikom o seni tanımadan önceydi ya. Tanışmıştık seninle daha önce. Biz o olaylar olduğunda takside çoktan tanışmıştık biz. Yani seni tanıdıktan sonra başıma gelmeyen uğursuzluk kalmadı benim ya. Kadınlar kovalıyor ya beni. Manşet oluyorum ya, ben boy bay yanlış falan diye dergilere çıkıyorum. Skandallar üstüne skandallar ya. Bir dakika, bir dakika. Yani şöyle düşününce senin de bana pek uğurlu geldiğin söylenemez. Seni tanıdığım günden beri işimden kovuldum, evimden oldu. Yani benim yaşadığım kalbin yanında seninki hiçbir şey. Uğursuz. Ya dikkat et, dikkat et, dikkat et. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Olay olduktan sonra mı dikkat diyorsun? Ayrıca olta demedin. Sayayım değil mi? Bütün cisimleri tek tek ben sana sayayım dikkat et diye. Ona dikkat edeyim, buna dikkat edeyim. Hepsini ben tek tek söyleyeyim yani sana. Acıyor mu? İyi misin? Acıyor. Ha? Acıyor mu? Evet.
Tamam sakin. Dur tamam sakin. Geliyorum hemen. Bekle bak böyle kal tamam. O oltanın orada ne işi var? Sorumluluk almıyorsun işte. Fincan da o yüzden devrildi. Bir saniye ya. Dur iki dakika ya. Hemen onu hallediyoruz ya. Bekle. Evet. Aynen sık. Evet. Tamam. Şimdi buna bir şöyle tut böyle bir saracağım ben onu. Kalsın tamam mı? Pardon. Daha iyisin değil mi? Ha? Evet. Tamam şimdi bırakalım bütün tatavaları da. Buradan nasıl kurtulacağız bir ona odaklanalım beraber ekip olarak. Bence de. Şu saniyeden itibaren şemkirmek, kavga etmek, suda boğmaya çalışmak, oltayla yaralamak, çirkin şakalar, hiçbiri yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Güneş bayağı gitti. Yani üzerindekiler kurumaz. Bunları giyinebiliriz. Ebru'nun şekillenmene gerek yok, tertemiz, merak etme. Burada giyin bence. Yani ben arkamı dönerim. Neyse, şimdi plan ne yapıyoruz? Yani burada duracak halimiz yok. Yani beklemeyip ne yapacağız? Marina'ya kadar yüzecek değiliz. Yani ne yapacağız başka? Saçmalama. Hayatım daha iyi bir fikrin mi var? Aslında var. Bak şimdi sen en yakın tekneye kadar yüz. Ben burada bekleyip yardım getir gel. Bir koş hadi. Yok ya. Sen yüz ben burada durayım. Aşk olsun. Yani olur mu şimdi sen dururken ben? Sen bir kere erkeksin. Daha güçlüsün. Dayanıklısın. Bronzsun. Ne güzel dünya. Vallahi işinize geldi mi? Kadın erkek eşit. İşinize gelmedi mi biz daha üstünüz. Ah. O da fizik olarak. Bak baştan söyleyeyim. Tamam öyle çok çok iyi bir yüzücü değilim. Bir de çabuk yorulurum. Yani sonra suyun ortasında bana bağırıp boğmaya çalışma. Bebeğim. Görmüyor musun ya? Devasa bir şekilde tüm endamıyla orada duruyor Zodyak. Zodyak'la gideceğiz yani. Ha. Baştan söylesene. Niye söylemiyorsun? Burada yoruluyorum dırdır yapıp. Söylememe gerek mi var? Yüzmek nedir yani? Evet. Yani bunları görünce ben yüzeceğiz zannettim belki. Olamaz mı? Annemin de mi Zodyak vardı? Ne bileyim. Hem ayağım sakat. Kırıp dökme içerisini. Kaptan, karşıda bir tekne var. Hadi yanlarına gidelim. Ya kıyıdan iyice uzaklaşalım diyorsun yani. Daha yani fikir. Evet, daha yani. Çünkü teknik olarak tekne bize kıyıdan daha yakın. Ya ne gerek var? Marina'ya gidiyoruz işte. Üşüdüm lan. Üşüdün mü? İyi ki dinlemişsin beni o zaman yani. İnat etmedin, değiştirdin. Islak ıslak donacaktın üzerindekilerle. Gerçekten inanamıyorum. Şu şartlarda bile övgü mü bekliyorsun? Tamam, dediğin gibi iyi ki seni dinledim. Teşekkür ederim ama hala üşüyorum. İyi, madem beni övüyorsun o zaman ben de ikramiye olarak sana bunu vereceğim. Hazırlıklıyız. Her zaman. Yapma be. İnanmıyorum ya şu an. Gerçekten mi ya? Ne oldu, bozuldu mu? Benzini bitti. Demek ki o kadar da hazırlıklı değilmişiz. Ama var ya, eğer beni dinleseydin şu an teknenin güvertesinde içeceklerimizi yudumluyorduk.
Ama siz erkeklerin genel problemi bu. Hep bir dik başlılık, hep bir ben bilirimcilik. Ya normalde ben bunu hep full bırakırım yani. Benzinin bitmesine normalde imkan yoktur yani. Bunu kullanmışlar benden habersiz. Yoksa hep benzin olur. Tamam. Sakin olalım. Hep beni dinleyelim. Hadi tekneye doğru gidelim artık. Tamam Allah rızası için. Yeter gidirdir yapma. Gideceğiz. Tekneye gideceğiz. Merak etme. Mantıklı karar. Şuraya bak ya. Hadi hadi biraz daha hızlı. Daha hızlı mı? Kırbaçla istersen bir de beni ya. Köle gibi. Hadi daha hızlıymış. İyiydi mi orada o şekil? Ne yapayım istiyorsun ha? Söyle ne yapayım? Ben de motivasyonda iyiyim. Ne yapacağım? Senin yerine gelip ben mi çekeceğim kürekleri? Vallahi hiç fena olmaz biliyor musun ya? Perişanım ya şu an fenalardayım. Bittim ben ya. Bayılacağım artık ya. Çok yoruldum yani. Çekerdim de yakışık almaz. Hey! Hey dur! Durun durun! Yok anam yok bunlar. Baksana ya duyacak gibi değiller orada kopuyorlar bangır bangır akıllarını yitirmişler. Baksana nasıl dans ediyorlar böyle 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 böyle. Eğer beni dinleseydin şu an biz de teknedeydik zaten. Yani bence ukalalık yapacak pozisyonda değilsin. Şuraya bak gidiyorlar bir de ya. Of of vallahi kıyıdan da uzaklaştık bir güzel. Oh hava da kararacak. Bittik ya biz vallahi. Deme öyle ya kötüyü çekme deme. Gerçi biz de bu şans olduktan sonra birazdan yağmur yağar, fırtına kopar. Burada boğulur ölürüz. Senin yüzünden. Tamam benim yüzümden ya. Allah da benim belamı versin. Benim yüzümden tamam kabul. Bir dakika ya. Sen ne çabuk kabul ettin öyle suçunu. Çok kötü durumdayız değil mi? Hayatım sana da hiçbir şekilde yaranılmıyor ha. Yani kabullensem bir dert, kabullenmesem ayrı dert. Yok yok. Yok ben anladım ya. Şu an senin halinden, tavrından ben içinde bulunduğumuz durumu çok net anlıyorum. Bittik biz. Çıkışımız yok burada. Hayatım lütfen artık saçmalama ya. Lütfen şunu bir bırak artık ya. Hep bana bir olumlu şeylerle gel artık. Hep en kötü senaryolarla geliyorsun ama ya. Ben de istiyorum ya. İnan bana ben de istiyorum. Böyle iyi şeyler düşüneyim, iyi senaryolar kurayım. Ama ne zaman iyi bir şey düşünsem hep daha kötüsü oluyor. Hep çok kötü şeyler oluyor. İmdat! Lütfen artık bağırma. Bak nefesini boşuna tüketiyorsun. Sesin falan kısılacak. Yorma kendini. Çok rica ediyorum ya. İmdat! Yardım edin! Hala ya. Savaşmadan ölecek değilim. Biz şu an Yunan sınırına gelmiş olabilir miyiz? İmdatın neydi Yunancası? Voitia, Voitia diye bağır bence şu an. Bizi anlamıyorlar, duymuyorlar çünkü yani. Bizi kurtarın, beni kurtarın imdat. Ben boşa kürek çekiyorum şu an. Evet, çok gereksiz. Kimse yok mu? Ezgi. Aa canım benim pilim bitti. Ne yapsak ha? Yıldızların altında şöyle tatlı tatlı güzel güzel uyusak mı? Ne dersin? Botun içinde mi uyuyacağız? Yani canım daha iyi bir fikrin varsa söyle. İstersen şöyle yapalım. Sen sür ben uyuyayım. Yok almayayım. Vay be. İyice umudu kestik herhalde kurtulmaktan. Ah ah. Ne hayallerim vardı biliyor musun? Kendi işimi açacaktım, gelinlik giyecektim, çocuk bile yapacaktım. Senle tanışmadan önce. Ezgi. Hı. Bölmek istemezdim serzenişlerini. Şimdi sisler şöyle bir aralandı da ben orada bir şey görüyorum. Bir kara parçası gibi bir şey. Görüyor musun sen de? Baksana bir. Bak orada görüyor musun? Kara gibi bir şey var. Ha? Gördüm. Evet. Adam o. İnsan falan var mıdır acaba içinde? Allah'ım ne olur olsun. Bir şey söyleyeceğim. Perili gibi duruyor yalnız burası. Gel bakalım. Beni al. Gel uçurayım seni gel. Hop hop şöyle. Güvenli bir şekilde iniş yapalım. Teşekkür ederim. Ay. Kimse yok burada. Ne güzel işte. Kafa dinleriz baş başa. Ada deyince yani ben böyle büyük ada gibi bir şey sandım ondan sevindim. Gerçi her türlü denizin ortasında uyumaktan iyidir.
Ne oldu? Ne var orada? Kurt mayın mı, ne var? Aslandır ya, mevsimi çünkü. Dalga geçeceğine baksana ne var? Dur daha işte, sadece çırpınışları görüyorum ben. Evet. Keçi, işte keçi. Gördüğün gibi. Keçi. Keçi, gayet de sevimli bir keçi. Piçi piçi piçi. Gel. Senin ne işin var burada? Piçi piçi. Keçinin ne işi var burada ya? Tesla, gel oğlum. Senin ne işin var burada? Piçi piçi. Gel, gel, gel seni biraz, gel. Şişt, buraya gel. Gelsene, korkuyorum burada. Kaçtı ya. Ya şöyle bir durum var. Şimdi bu tarz yerlerde köylüler yaz başı keçilerini bırakıyorlar, sonra yaz sonu gelip alıyorlar. Teşekkürler belgesel kanalı. Peki bu bilgi gerçek mi? Gerçek gerçek, kesin net bilgi yani. Hatta yani keçi varsa kulübe de vardır diyecektim. Bak şu an tam şekilde gibi. Kulübe orada var. İyi ama iyi bir şey bu yani. Güvenli oluruz en azından. Hadi gel, gidelim bir bakalım. Ama dur, önce Zodiac'a bağlayayım. Gözüm de görmüyor ki bunu doğru düzgün. Bağlayayım. Nasıl ya? Fener mi aldın sen yanına? Hı, lazım olur diye attım çantaya. Lazım olur diye. Yani bu nasıl bir öngörü ya? Bayağı harikasın sen şu an. Teşekkürler. Hadi gidelim. Dur şey kaldı. Ah, yağmurluk falan battaniye. Bu arada ayağın nasıl? Onu sormadım. Ne durumda? Daha iyi. Daha iyi. Korkuttun keçiyi. Sen korkuttun. Tüm enerjin ve keçi. Gittin. Sevimliydi, sevecektik. Bağırdın, çağırdın. Keçileri kaçırdın. Ben keçi severim aslında. E güzel. Güvenli oluruz burada. Bir daha ateş yakabileydik iyiydi. Yakalım o zaman. Onu da mı lazım olur diye aldın? Bu solucan Soner'in en sevdiği çakmaktı. Evi boşaltırken bunu da yürüttüm. Çantamda kalmış. Bulamayınca kim bilir nasıl delirmiştir. Yani insan senle kötü olmaya korkar ha. Vallahi yani bu nasıl bir intikam alma şekli, şeytanın aklına gelmez yani. Yani o çakmağın aynısını şimdi nasıl bulacak o? Soner'i tanımıyorsun. O var ya, onun malı çok kıymetlidir. İçine oturmuştur bunu bulamayınca. Delirmiştir. Güzel. Çakmağımız da varsa o zaman çalı çırpıdan bol bir şey yok burada. Yakarız. Ateşimizi de yakarız. Ya bir şey diyeceğim. Bu arada annem çok meraklanmıştır ha. Evet ya. Yemeğe bekliyordur bizi. Kızlar da delirmiştir. Zaten çok sinirlilerdi bana. Şimdi beni arayıp ulaşamayınca kasıtlı kapattım zannetmişlerdir. Olan oldu artık. Yapacak bir şey yok. Neyse. Vallahi bu kulübede bolca saman var. Tırmık tarzı böyle aletler var da böyle yiyecekti, suydu, kumanyaydı falan filan bulmak hayal gibi duruyor. Ah, Ezgi İnal yanındaysa değil. Su da mı var yani, şu an yiyecek de mi var senin o çantanda? Allah Allah. Gerçekten mi ya? Diyet bisküviyi yemekten sayıyorsundur inşallah. Deli misin sen ya, sayılmaz mı ya? Bir şey diyeceğim, hani derler ya böyle ıssız adaya düşsen yanına alacağın üç şey. Yani bir şeye gerek yok. Seni alsak yeter. Karnım doydu diye öyle diyorsun değil mi? Hep menfaatçilik işte bunlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.